Herhalde yanlış bir kanı var. Evet. En çok kanser sanılıyor ama Türkiye'de en çok kalp ve damar hastalıkları. Kardiyovasküler rahatsızlıklar. Bunun içinde hocam sizin çok önemli bir kürünüz var. Maydanoz. Ya aman sarımsak, limon maydanoz. Ve maydanoz. Şimdi bu tablette satıldığında ki öyle bir şey olmadığını gerisini sizden dinleyelim. Kesinlikle bakın. Maydanoz, limon, sarımsak kürü kalp damarlarının içten yağ bağlamasına karşı mükemmel bir kürdür. Ama doğal kullanacaksınız. Bunların kapsülü, tableti olmaz. Ve bizde de kesinlikle böyle bir şey yok. Ama insanlar bu uydu kanallarında bunu nasıl veriyorlar ben anlamıyorum. Yani çok büyük bir sahtekarlık bu. İnsan sağlığıyla oynamaktır. Zaten maydanoz, limon, sarımsağı siz kapsülün içine koyamazsınız. Koysanız da hani presler konsantre eder bir şey dersiniz de bir işe yaramaz. Bu taze hazırlanacak ve taze hazırlanır hazırlanmaz da içilecek. Bekletmek bunu, yok. Bekletmek İki de yok. İki günlük yaptım, üç yok, günlük hayır, yaptım. Hayır, yok, hayır, hayır. Hayır, kesinlikle. Hemen de içilecek yani. Peki nasıl yapılacağız hocam? Şimdi bakın, burada yapacağınız şey, bu 27 günlük bir kürdür. 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız oldu mu 6 gün? Yani 3 gün maydanoz, limon, sarımsak, 3 gün sarımsaksız yok. Maydanoz, limon. Oldu mu 6 gün? 6 gün. Bir 3 gün daha tekrar sarımsak, maydanoz, limon yapıyorsunuz. Oldu mu 9 gün? 9 gün. En fazla 5 gün, en az 3 gün ara vereceksiniz. Tekrar 1-9 uygulayacaksınız. 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız, 3 gün sarımsaklı. Gene 3 ile 5 gün bir ara verip tekrar. Şimdi bakın, merdiven çıkarken çabuk yoruluyor. İşte doktor dikkatli ol demiş filan. Neyse, bu kürü uyguladığınız zaman o merdivenler size yorgunluk vermeyecek. Biraz merdiven çıksınlar hemen duvar gibi renkleri olur. Ama bu demek değildir ki doktor kontrollerini ihmal edecekler. Bunu ben kendim yılda en az 3 defa yaparım. En çok da 3 defa, bazen dörtleyebiliyorum. Şimdi bu kürün faydası şu, sabah kahvaltıdan 10-15 dakika önce bunu uygulayacaksınız. Aç karna, isterseniz bir tek su içebilirsiniz. Yani canlı su isterse. 3 tane 9, 27 gün yapar. Bunu uygulayın. Daha birinci haftadan sonra zindeleşmeye başlayacaksınız. Bakın bu kür aynı zamanda karaciğer yağlanmasını da ortadan kaldırır. Tıp fakültesine giden 3. sınıfa gelmiş her öğrenci şunu bilir. İleri derecede karaciğer yağlanması ne kadar derecesi yüksekse o kişinin kalp krizi geçirme riski de o oranda artıyor. Fibroza yakalanma riski, siroza yakalanma riski o kadar çok artıyor. Eskiden birisi siroz dendiği zaman bu alkolikti işte çok alkol kullandı onun için böyle oldu. Şimdi kalktı onlar. Şimdi hep karaciğer yağlanmasına. Sirozun bugün, fibrozun, sirozun ve karaciğer kanserinin %90 nedeni non-alkolik. Böyle açıklıyor Avrupalılar ve Amerikalılar. Non-alkolik. Alkole bağımlı değil. Alkolden bağımsız. Yani karaciğer yağlanması. Tıp diliyle hepatostiatoz. Bu. Çünkü yani karaciğer yağlanmanız varsa, yüksek tansiyon, diyabet, trigliserit, kolesterol, bütün bunlara yatkınsınız demektir. Gidip haplarda, işte hapa sıkıştırdık, içine tıkıştırdık da değil. Şu karnabahar pazarda işte ama satılıyor. Ama insanları böyle alıştırdılar. Ya hocam sen uzun anlatma bu kürle. Sen oradan bir kapsül ver ben yutayım. Ya emeksiz kazanç yok olur ya. Mu? İnsanları nasıl tembelliğe alıştırdılar böyle. Halbuki Avrupalı Amerikalılar da tembel zaten de. Avrupalılar hocam, gene bir nebze iyi. Bir nebze iyi. Hocam şeyi soracağım. Kalp damar rahatsızlığı yok mesela. Hiçbir şey yok. Bu kürü yapsa ne olur? Bakın vücudunuzun
Şimdi bağışıklık sistemini güçlendirmek için efendim antioksidandır. İşte şu vitamini, ya vitaminler, içinde vitamin olmayan, içinde antioksidan olmayan hiçbir bitki yok. Hepsi bağışıklık sistemini az veya çok güçlendirir. Ancak bu tür bir kürü uyguladığınız zaman, yani işte maydanoz, limon, sarımsak uyguladığınız zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Genel olarak vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendiriyorsunuz. Vitaminlere ve antioksidanlardan ari bir şekilde frataksini tetikliyorsunuz. Glutadyon sentezini tetikliyorsunuz. Yani bunlar vücudun kendi metabolizması içerisindeki bağışıklık sistemini yönlendiren şeylerdir, reaksiyonlardır. Biyokimyasal reaksiyonlardır. Bunlardır esas fonksiyonalite bu. Ya şunda antioksidan, onda o mineral var. Bak bir de diyor ki işte maydanozda diyor 13 miligram şey var diyor, demir var. Nereden uyduruyorsun ya? Toprağında o şey yoksa demir. Nereden o maydanoz o şeyi alacak? Değil mi? Evet. Ya bunların ortalama bir değeri vardır. Az veya çok bir miktar. Bu efendim diyor selenyum. Ya selenyum bu her buğdayda yok ki. Toprağında selenyum varsa buğday onu kullanabilir. Şeyi sorayım hocam, onu hemen arkasından mesela, kürlerimize gireceğiz. Şu maydanoz, sarımsak, limon nasıl yapacağız hocam? Nasıl? Yani kaç maydanoz, peki, ne kadar limon, kaç sarımsak? Burada yoktu hocam. Şimdi bak, ver kızım şu en sağ baştakini ver. Şu cam kabı, kulplu. Ha bunu blender zannettim. Yok, ben. Yok blender değil. Tamam, olsun, önemli değil. Karıştırmış. Bak şimdi. Bunun hani sütlü muz yaparsınız, evet, ya blender mı ne robot, evet, mu, evet, ne diyorsanız, evet, işte, evet, ha. Şimdi bunun içine bir diş sarımsak atıyor. Lütfen Çin sarımsağı değil. Heh. Taşköprü sarımsağı, Anadolu sarımsağı. Antep olur mu? Gaziantep. Olur. Olur değil mi? Olur tabii. Tamam. Antep sarımsağı. Olur. Çok güzel. Attınız içine bir diş. 15-16 tane maydanoz saplarıyla beraber köy maydanozu koparıp içine atıyorsunuz. Onu attık. Tamam. Sonra limonun yarısı hocam. Limon, tam bir limonu sıkacaksınız. Tam bir, şimdi bazen küçüğü var, irisi var, ne bileyim. Sulusu var, susuzu var. Ha, iki yemek kaşığı. İki yemek kaşığı. Dolu iki yemek kaşığı sıktınız. Üç olmaz mı? Alüyü hala olur. Ama üçün üstüne çıkmayın. Çıkma. Ölçüsü bu. İçine de şunun dolusu. Bak bu yaklaşık olarak 150 mililitre, evet, 175 mililitre su, cc, 175 cc. Suyu da döktün mü? Tamam. Sonra blender'ı çalıştır. Robotunuzu çalıştırın. Bir buçuk dakika yemyeşil su haline gelecek bu. Posasıyla beraber sabah aç karna içeceksiniz. Sabah aç karna. Posasıyla beraber. Üç gün sarımsaklı. Şu değerli seyircilerimiz görebildiniz mi bilmiyorum. Bantın altında kaldı galiba. Şunun içine tamam. Robotun içine, blender'ın içine 15-16 tane saplı maydanozu koparıp içine attınız. Attık. Tek bir diş sarımsağı da küçük olmasın. İri bir diş. 2 yemek kaşığı tepeleme taze sıkılmış limon suyu ve bunun dolusu 150-200 mililitre suyu döktünüz. Klorsuz su olsun. Tamam. Ben özellikle görebildiler mi derken hocam, özellikle size bir kez daha anlattırmış olmak için bunu İlahi tekrar ettirdim. Ya. Çünkü hocam çok önemli. Çünkü bu gerçekten kalp damar hastalığı Türkiye'deki en yaygın ölüm tansiyondan sebebi. Tansiyondan sizi önleyecek, diyabetten önleyecek, karaciğer yağlanmasından önleyecek. Yani en önemlisi metabolizma hastalıklarına karşı sizi önleyecek. Tansiyondan nasıl önlüyor? Bir dersimizde anlatmıştım. Ya ders demeyelim. Ders değil program. Bir programda anlatmıştım. Ben bir de Emrah değerli yönetmenimizden şey rica edecektim. Bunu anlatırken hocam artık öyle mi yapsak, yani TRT logosu mu bassak? Çünkü bunu da çalacaklar yarın bir gün. Logo basınca çalamazlar. Bütün yayınlarınızı bizim beraber yaptıklarımız da böyle almış. İşte geçen hafta gösterdik. Hürriyet gazetesinde de işlemişlerdi. Şimdi siz böyle önünüzde yeşil bardakta su duruyor. Photoshop'ta denilen bir teknik var. Bilgisayarda kullanılan bir program var. Yeşil bardağı silmiş. Buraya da hapı
hapı şeyini koymuş, kutusunu koymuş. Yani bunlara lütfen itimat etmeyiniz. Sağlığınız için çok çok zararlı. İşte hocam, değerli hocam size anlattı. Bu kadar maydanoz, limon, sarımsak. Evet. Hap, bak, kapsül bilmem ne. Eve gönderelim, kargoyla ödeyelim bilmem ne. Yapmayın ya, ne olur, çok basit. Bunun kapsülü olmaz. 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 Şimdi. Ve limon suyu da bu en önemli şey, yüksek tansiyona karşı sizi önlüyor. Yüksek tansiyon şikayetiniz başladıysa da bunu bundan sizi kurtarıyor. Mübarek. Bu böyle bir şey. Limon suyu biliyorsun tansiyon düşürür. Düşürüyor. Neden? Çünkü sitrik asit var. Sitrat, kalsiyum, sitrat birleşiyor. Kalsiyumun emilimini engelliyor. Zaten yüksek tansiyon hastalarına bak, kalsiyum bloker diye bir ilaç verirler. Yani kalsiyumu almasın, yükseltmesin diye tansiyon. Evet.